Rengincim ben sana gönderebilir miyim teklif? Hemen oldu. Selam, Hoş hoş buldum. geldin. Vallahi yetiştim. Yetiştik hep beraber. Yetiştim. Evet yani ama ucu ucuna yetiştim. Öyle diyeyim. Nefes nefese. Nasip oldu bana da çok şükür. Regaip Kandili bugün çünkü bir program yapmak çok güzel oldu. Seninle kısmet Çok iyiyim, oldu. Nasılsın çok şükür. renginim? Benim de söylemek istediğim bir sürü bir şey vardı. Ama seninle söylemek çok arzu ettim ben de. Öyle oldu. Evet. Hayır. Hep beraber. Ben 10 Yetiştim valla, dakikayla harika. Şahane. yetiştim. Çok güzel yerlere gittim ben de bugün. Çok enteresan bir günde. Hem de bugün böyle o yat ne öl yatmış gerçeği. O yat diye bir mağara. Ama çok derin bir mağara. Yani çık çık bitmiyor. En zirvesine kadar çıktık. Orada meditasyon yaptık. Mağaranın içinde Ne meditasyon güzel. yaptım bugün. Düşünebiliyor musun? Harika. Muhteşem bir günde. Çok Evet, şükür. bugüne nasip oldu. Çok değişik algılara girdim ben de. Hani böyle sanki hani her şey içimizde ya, zihnimizin görüntüsü dışarısı ya, içimizi okumak. Sanki böyle hani özüm aldı beni, gel ben seni bir zirveye çıkarayım, bir içini gör falan diye böyle bir içine yolculuk yaptırdı. Çok Harika güzel bir olmuş. gündü. Evet. Regaip. Öyle. Evet. Evet. Regaip Kandili Şimdi için ne ben bunun dersin için bugün? bir iki bir şey Nasıl bakalım? söylemek istiyorum. Çünkü bir sürü seyrettiğim şeylerde de kafa karışıklığı olabiliyor. Doğrudur. Yani hiç şüphem yok. Evet. Şimdi regaip rağbet etmek demek. Şimdi biz bir sürü şeyde görüştüğümüz, konuştuğumuz gibi bizim Adem bedenimize diye bir bedenimiz var. Yani bir enerji bedenimiz var. Fakat normalde yani normal beşeri sistemde bütün şakralarımız çoğu zaman negatif halde çalışıyor. Negatif bir durumda var. Şimdi en alt şakramız onun üstü, onun üstü, onun üstü. Biz bunu yani biz mesela şunu soruyorlar. Ben karşımdakini neden kabul etmem lazım? Yani bana küfürle geldi, sıkıntıyla geldi, şöyle geldi, böyle geldi. Nasıl gelirse gelsin, oku diye başlayan Kur'an-ı Kerim'den dolayı biz okumaya başladığımız zaman bütün bilinçlerdeki varlıklar geliyor bizimle beraber veya işte şöyle veya böyle. Şimdi gerçekten bunun sadece bir yazılım olduğunu fark ettiğimiz zaman, bir yazılımdan dolayı böyle yapıyor, bu bilinçte şöyle yapıyor, bu bilinçte böyle yapıyor. O zaman biz karşımızdan ne gelirse gelsin onu evet kabul edebiliriz. Evet peki deriz, yani demek ki şu anda bu şeyde. Çünkü bütün şakraların aynı anda eğer biz Adem bilincine ulaştıysak, yani bizim boyutsal bir varlık olduğumuzu keşfettiysek, aynı şakralar bu sefer tam ters bir şey yapıyor. Başka bir şey yapıyor. Mesela en alt şakramız müzil enerjisi, müzil kelimesi aşağıların en aşağısı diye bir şey barındırırken, Adem bedenimizi fark ettiğimiz zaman en alt şakranın ismi Aziz oluyor. Aziz olduğu zaman bütün, hani su gibi aziz ol derler, bütün alemi kapsayan muazzam bir güç, kuvvet ve güzellik olmaya başlıyor. Şimdi bunu fark ettiğimiz zaman, yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar, herkes kendi özüne ulaşmak istiyor. Doğru mu? Yaratıcısına ulaşmak istiyor. Ve yaratıcısına ulaşmak isterken bu yazılımı okuması gerekiyor. Okumaya başladığı zaman ve kendi özünü fark etmeye başladığı zaman, yani bütün yazılımın, bunların hepsinin bir yazılım olduğunu sadece, hangi bilinçte kim gelirse gelsin buna mana vermeyi bıraktığı zaman. Şimdi mana vermeyi bıraktığı zaman, bunu bir söylemek istiyorum, Adem bilincine ulaşıyor. Şimdi Adem bilincine ulaştığı zaman bütün esmalar onda, alem de onda ve Hak ismiyle buraya ulaşıyor. Hak
Hakk'a bir şahit oluyor. Fakat burada şöyle bir şey var. Yani insanlar tabii şöyle bir şey söylüyorlar. Peki biz hiç duygularımızı söylemeyecek miyiz? Hiçbir düşünce olmayacak mı? İşte biz sadece nötr mü duracağız yani? Böyle bir şey olmuyor mu? Oluyor. Şimdi Adem bilincindeysen ve Hak'la birlikteysen nötrsün zaten. Yani olan biten bütün yazılım her şey senin önünde veya senin alanında veya değil veya zaten bütün alem zaten senden seni söyleyen bir şey. Fakat benim burada çok altını çizmek istediğim bir şey var. Hazreti Muhammed diyor ki Enel Hak diyen hallaca bile şöyle bir şey söylüyor. Hayır, bu tarafa dön. Şimdi bu tarafa dön dediği nedir? Yani bu yani başka bir yöne dönmesini istiyor. Şimdi bu başka yön dediğimiz şey Muhammed ismiyle başlayan nüzul denilen yani Hakk'ın bu alemdeki bu bedenlerdeki kişiliklerin bir nüzulunu talep eden bir durum var. Şimdi bu neden yani ben öyle bir baktım oraya. Çünkü Hak'la beraber veya Adem bilinciyle veya İsa bilinciyle ruhuyla olarak durduğun vakit buradaki alemde ne olursa olsun sende bir şey yok. Senlik bir durum yok. Ama Muhammed'in sevgili yani Muhammed'in öyle çok sevgili Muhammed'in söylediği başka bir nokta var. Ve bu noktada aslında diyor ki burada nüzul istiyorum ve Adem bilinciyle, Hak bilinciyle hiçbir şeye mana vermesen de, her şeyi seyretsen de ama ben bir mana istiyorum diyor. Bu manada tek bir mana olsun diye bir arzu ve talep ve kendi zuhura getirdiği bir şey var. Bu da Muhammed'den Mustafa'ya, Mustafa'dan Mahmud'a, Habibullah zevki. Ne demek Habibullah? Yani bu yazılımın Habibullah yani aşk olduğunu zevki senin. Şimdi ve ben bu manayı zuhur ettirdim. Siz de bu manaya buyurun diyor, rağbet edin. Şimdi bu öyle bir şey ki o zaman Hande kimliğinde rengin kimliğinde, Ahmet, Mehmet kim isterse onun kimliğinde şunu söylüyor. O kimlikte hangi isimde olursan ol Adem yazılımına yaklaş, rağbet et. Yani sen muazzam bir enerji varlıksın. Bütün alem senin içinde. Ama sen burada Habibullah ol. Allah yazılımının Habibi ol yani. Habib ismini al diyor. Bunu sana söylüyor, bana söylüyor, herkese söylüyor. Şimdi burada çok hoşuma giden bir şey var benim. Bunu sevgili Joe Dispenza çok güzel anlatıyor bir manada. Şimdi sen kendinin Habib Allah yazılımı olduğunu fark ettiğin zaman ve kabul ettiğin zaman bütün hücrelerinin ve zerrelerinin Habib olduğunu, sevgili olduğunu hücrelerine söylediğin zaman ve buna bu alemde, bu yazılımda tamam dediğin zaman, o zaman meditasyon yapmana gerek yok çünkü Habib yok senin için demiyorum meditasyon yine yaparız o ayrı mesele de Habib Allah manası sende olduğunu kabul ettiğin zaman kuantum alan, bütün kuantum alan Habib Allah oluyor. Ve sen kuantum alansın Habib Allah'sın. O zaman sen bir şey yapmadan isteklerin sana geliyor. Şimdi bu kuantum yani bizim beşeri sistemde normalde biz bir şeye çabalayıp bir şey elde etmek üzere bir programımız var.
Beşeri sistemin ötesinde, kuantum sisteminde ise her şey Rahman ismiyle ve her şey var zaten. Bu Rahman ismiyle var olan her şey senin Adem bedenin, sensin. Ve bunu bu maddeye, beşeri maddeye yaklaştır diyor. Yaklaştır, kabul ettir. Ve sen o madde olarak burada zuhur ettir. O zaman bunu fark ettiğin zaman, yani muazzam bir aşktan olduğunu fark ettiğin zaman, her şey bir tek aşk ve sevgi manasını istiyorsan açığa çıkar, istemiyorsan çıkarma. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela biz çoğunlukla tasavvufta şöyle bir şey söyleriz. İlk önce Allah'a nispet et. Çünkü Allah ilahtır, doğru. Oradan Hakk'a vuslat et. Doğru, Hakk'a vuslat ettiğin zaman Hak gör deriz. Ama Hak görmek, yani görürsen sen öyle bir varlıksın ki hiçbir mana verme, orada hiçbir şey olmaz. Ama sen oraya, sen haksın de, Hak oradan zuhur eder. Hemen. Bu öyle bir muazzam bir potansiyel. Ve sen bir tek manayı Hakk'a verdiğin zaman, yani mesela karşında bir, mesela dün senin yaptığın yayında çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki, bu sevdiğin işler var. Yani sevdiğin zaman bu alışveriş oluyor. Yani sen de o sevgi olduğu zaman, bir şeyi sevdiğin zaman orasının zuhur etmesi daha kolay gibi bir şey. Hazreti Peygamber de diyor ki, sen Habibullah'sın. Yani Allah yazılımının sevgilisisin. Sen sevgilisin. Sevgili olan sensin. Bunu hücrelerine bir çabuk anlat ve sen sevgiliysen her şey senin için, istediğine mana verirsin, istemediğine vermezsin. Ve sen buna tabii şahit anladım. Olabilir misin? Evet, Hak dersen bir yere, Hak oradan zuhur eder. Ama demiyorsan oradan zuhur etmez. O yüzden Hazreti Mevlana'nın bir lafı vardır. İlk önce deriz ki her şey Hak'tan ve her şey Hak. Hazreti Mevlana der ki her şeye Hak diyen ahmak. Şimdi ya baktığın yer canlanır, istersen, gördüğün anlam verdiğin canlanır. Anlam vermediğin ve enerjiyi kestiğin yer. Gerçeklersen gerçeklemeyebilirsin. Hı-hı. Gerçeklemediğin zaman Hak oradan gözükmek zorunda. Örnek üstünden anlatır mısın? Mesela bir hayatına dair bir örnekle bunu böyle anlatabilir misin? Mesela var mı öyle bir kafan? Hak olarak gördüğü vakit, hani küçük kızım bana bağırmıştı, etmişti, tükürmüştü bir şeyler. Birdenbire baktım, sen bu değilsin, haksın dedim. Bana ayaklarıma kapandı. Yani çünkü Hak şerleri hayreyler denilen bu. Sen gerçekten o maddeyi tanıyorsan ve istiyorsan onu orada gerçeklemek. Çünkü senin potansiyelinde bu var. Sen hem sevgilisin hem de Hakk'ı zuhur ettirensin. Ve şimdi rağbet meselesinde regaib kandili. Şimdi herkeste şöyle bir şey var. Yani işte ben Allah'a rağbet et. Okey. Özüne rağbet et. Tamam. İşte Hakk'a rağbet et. Peki. Fakat Hazreti Muhammed'in yaptığı bir farklı bir olay daha var. Yani bence. Burada muhabbet etmek için. Muhabbet etmek için. Bir Ali. Şimdi Ali hatta benim yetiştirmeye çalışan kişi derdi ki İsa'nın Ali'si olsaydı Muhammed'e gerek kalmayacaktı. Çünkü bir Ali aynasında gerçekten bu ikilik doğru. Yani bir ikinci bir ayna gerekiyor sana Muhammed'i bu zevkte. Sen bir şey söylüyorsun, yani lehmi ke lehmi, cismi ke cismi dediği. Yani onun cismi benim cismimdir. Her şey benle birlikte olan bir şey. O zaman bir şey söylüyor. Tek bir şey söylüyor. Ali'den okey diyor Ali tabii ki. Ve orası yaratılıyor hemen. Hemen.
Sen bir şey söylüyorsun mesela, benim gönlüm seninle beraber, tamam diyorum ve o yaratım oldu. O kadar da çabuk oluyor, o kadar da muazzam oluyor. Şimdi o yüzden şimdi hani benim kimseye ihtiyacım yok. Tamam yok ama yani bütün buradaki Habibullah manasının ortaya çıkması için karşında bir zerre olması da çok güzel. O birliktelikle neler neler bütün yaratımını yani bütün sistemi bir kişiyle yani ilmin kapısı Ali'dir, ben şehriyim dediği şeyi bir kişiyle yansıtabilmekle alakalı. O yüzden bir Ali'nin olması güzel bir şey yani senin hayatında da böyle bir şey. Şimdi ben burada tabii ki bir sürü siz biliyorsunuz buradaki bir sürü kardeşlerim canlar biliyorlar. Bu beden çok objektif bir beden. Beden ve bu beyin çok objektif. Yani hiçbir şeye bir yargısı yok bu bedenin. Ve sen bu bedene sen nesin dersen onu alıyor. Öylesin dersen onu alıyor. Yok böyle değil böylesin dersen bunu alıyor. Ve bunu yansıtıyor bedende. Şimdi yani eğer ben nefs mertebelerinde yani bu bana göre 7 işte 8 10 öyle nefs mertebeleri var. Ademiyet de çok fazla büyük. Eğer şey demeye devam ediyorsam yani sözlerimle çünkü düşünce yaratıyor doğru. Yaratmamak eylemi ademiyette oluyor doğru. Hakk'a bakarsan Hak oradan zuhur ediyor. Doğru. Fakat senin bu bedene ne söylediğin çok önemli. Çünkü bu beden bir manyetik çekim alanı. Şimdi bu manyetik çekim alanına sen ne söylersen ona okey diyor. Yani hiçbir itirazı yok. Ne söylediğine veya ne düşündüğüne, ne hissettiğine tamam olman gerekiyor. Yani ya sen bütün hücrelerine sen Habibsin, Habibullah'sın. Bu sistemin Habibullah'ı sensin demeye başladığın zaman bu beden hiçbir itirazı olamıyor. Geçen gün de söylediğiniz gibi bana göre çok doğru. Zihin bir geriye gidiyor korkuyla, bir ileriye gidiyor vesveseyle. Ne ileri ne geri yani hayır sen Habibullah'sın, ileri geri gidecek bir şey yok diye ikna olmaya başladığı zaman şimdi Habibullah zevkine ikna olmak Ademiyet'ten sonra oluyor. Çünkü Adem Allemel Esma Esma mertebelerinde yani bütün negatif yönünden pozitif yönüne ben yani negatif pozitif öyle ayırmak istemiyorum. Çünkü bunu fark ettiğin zaman çünkü Adem bedeninin şöyle bir özelliği var. Mesela şunu altını bir de çizmek istiyorum. Biz hep derler ya işte Peygamber Efendimiz'in yüzü suyu hürmetine. İşte bilmem ne velinin yüzü suyu. Ya yüzünden su mu akıyor bunun diye bakmıştım ben yani. Yani yüzü suyu ne demek yani? Yüzünün bir suyu var demek ki. Doğru, yüzün suyu var. Doğru, çok doğru. Yüzün suyu Adem benim Adem aktivasyonlarımda bundan bahsetmiştim. Adem aktivasyonunu yaptığınız zaman bir su akıyor. Bunu da çok söylemek istemiyordum yani hani. İlk defa Efendim? duyuyorum böyle bir şey. İlk Evet. defa Ben duyuyorum böyle bir şey. buna şahit olduğum için o aktivasyonu koymuştum ve o akan su o su akıyor ama. Yani böyle buradaki su o suyun çok az bir kopyası öyle diyeyim yani. Şahane bir su yani. O seni tamam hissettiren, hiç her şeyi tamamlayan bir su. Yani arzu edenler o aktivasyonumu yapsınlar. Burada hani bir kalıp oluşmasın diye söylemiyordum ben ama yüzün suyunda şöyle bir şey fark ettim. Bütün bu bedendeki yani Adem bedenindeki yazılım başta var. Başta şey olarak var ama Adem olarak var ve bütün şakralar da burada var. Bütün
O yazılım burada var. Ve sen bu aktivasyonu yaptığın vakit Adem bedeninden bu bedene öyle bir su akıyor ki o suyun tadına doyum olmaz yani, öyle bir şey. Şimdi neyse, yani bunu da söylemiş oldum. Şey için demiyorum yani, inşallah herkes kendi deneyimlesin ve bunun zevkine varsın. Biraz burayı çok az açar mısın? Tam anlamadık burayı. Yani bu bir nasıl bir şey? Yani nasıl deneyimledin mesela? Madem böyle azıcık Evet, söyledin, tam hiç anlamadım anlaşılacak bir burayı şey ben. değil Nasıl bir... Hande, deneyimle olan bir şey. Yani ben mesela Adem aktif, o zaman şöyle söyleyeyim. Mesela ben bütün aktivasyonlarımı buradan yaptırıyorum. Yani diyorum ki gözünüzü kapatın, buraya bunu yazın, Adem kelimesini yazın. Çünkü yazdığın anda düşündün ve orayı oluşturdun, orayı yarat. Yani var, aktivasyon denme sebebi var çünkü. Var. Buna sen inan, bana inan istemem, öyle bir şey yok. Ama bu yazıyı büyütmeye başladığın zaman enerji büyümeye başlıyor, enerji hareket ediyor. Buna da emin ol, şahit ol, üzülme, hiç acele de etme ve kocaman yap bu Adem ismini ve içinde kal. Adem sana ne veriyorsa veriyor, öyle bir şey. Ve orada bir su içirdiğine ben şahidim ya, öyle diyeyim. Ve bu sunun verdiği bir muazzam bir zevk ve tatmin var. İnşallah bunu deneyimleyenler de bunu yaşarlar diye ümit ediyorum şu anda yani. Yani yüzde suyu Evet. hürmetine buradan Yani mı geliyor yüzde diyorsun? yani bu boğaz çakradan şehit, şahit, şehittir boğaz, yani hiçliğe doğru çıkıyorsun. Ademiyetin ne okeysin. Ademiyetin hiçlik derken, ademiyetin sana muazzam güzel bir hareket yapıyor. Çok güzel bir hareket yapıyor. Yani çok zevkli bir şey yapıyor, öyle söyleyeyim. Ve oradan Adem'den Muhammed'e, yani Adem peygamberden Muhammed peygambere manası olan Habibullah'a bir okey de. Yani o enerji ve mana alemi, kuantum alanda. Habibullah'a. Ve Habibullah okey dediğin zaman sen bu beden bunu ve hücreleri bunu algılamaya başlıyor. Zaten buraya yazdığın şey genişliyor. Niye? Burası işte Jüpiter'e bağlı. Gerçek. Burası zaten genişletmeye, genişlemeye çok mütemayil bir şey. Yani çok kolay genişlemeye başlıyor. Ve bunu hani hayal diye diyoruz. Değil. Hayal değil, başka bir planın gerçekliği sana doğru akmaya başlıyor. Şimdi bunu söyle. Çünkü işte hayal, işte hayır değil, hayır. Ve bu hayal, hay, yani evet hay olduğu doğru. Çünkü bu şakra haydır zaten. Hay şakrasıdır aynı zamanda. Ve bundan sonra hay olan sana doğru gelir. Ve buna aa ne güzelmiş demeye başladığın zaman bu bedendeki bütün hikayeyi buna doğru çevirmek durumunu var. Yani buna rağbet edebilirsin aynı zamanda. Bu da güzel bir rağbet bence yani, şeyde. Şimdi bu beden buna uyar. Çünkü neden? Senin zihinden buna bir hareketin oldu mu, buna şahit oldun mu ve bundan bir zevk almaya başladığın zaman bu beden hücreleri başka bir şey yapmaya başlar. Senin boyutsal benliklerin harekete geçer. Şimdi bunu söyleyeceğim. Evet. Kendiliğinden. Burası da çok önemli. Kendiliğinden. O zaman sen bir şey yapma ama Adem bedenine bir şey söyle, yapar. Yani. Neyse, orası bu genişlik, yani bunu neden yapıyoruz? Çünkü gerçekten bu hücrelere bir şey öğretiyorsak, yani bir kere Habib Allah olduklarını öğretelim. Bu kuantum alanda, bu matrikste sevgilisiniz. Yani bütün alemde, bütün öğretilerde Allah'ın, yaratıcının birliğine iman var. Ama sen Adem'sin, senin birliğine iman edilmesi gerekiyor. Ve Adem bir tane değil. Hayır. Ve ama sen fark ettiğin zaman senin için bir tane. Evet. Yani ve insanın yaratımı Habibullah'tan geçiyor. Habib olmasından. Yani
Ademiyeti, ruh boyutu, hak boyutu derken Muhammed'i, derken Mustafa ismi, Mahmut ismine kadar bir yolculuğu var. Bu Matrix'te. O zaman şöyle bir şey de olabiliyor. Evet, sen baktığın yerde Hakk'a bakan ve gönlünün seninle olan bir durum fark ettiğin zaman. Bu öyle bir coşku ki o zaman bu çok büyük bir zevk, çok büyük bir güzellik. O zaman iki zerrenin birbirine bakmasıyla birlikte muazzam kaynaklar oluşuyor. Oluşuyor. Böyle de bir güzelliği var. Bunu bir lokma söylemek istedim. Bizim bu beşeri, yani beş duyulu sistemimizden diğer muazzam kapasiteli sisteme geçişimiz. Yani kim olduğumuzu hatırlamaya başlamamız ve bu Matrix'teki sen Habibullah'sın manasına yaklaşmanız, zevk etmeniz, sevmeniz. Ve Hazreti Peygamber'in bir lafı var. Beni her şeyden çok sevmeyen daha iman etmemiştir diyor. Çünkü bu sevgiyle olmazsa yaratım yine olur. Yine oluyor. Zaten bütün düşünceler yaratmıyor mu? Yaratıyor. Bütün hisler yaratmıyor mu? Yaratıyor. Bütün san çalışmalarla ama şeye erişebilir. Ama Habibullah zevkiyle, yani çok sevmek zevkiyle birlikte olduğu zaman başka bir durum oluyor. Diğeri biraz başka bir manada kalıyor diyeyim. Yani çok da şey söylemek istemiyorum. Çünkü orada ve mesela ben şimdi arkadaşlarıma, kardeşlerime söylüyorum. Mesela biz dua ederiz değil mi böyle? Ve böyle yaparız. Niye? Yani mesela şöyle yapmayız, böyle yapmayız, böyle. Çünkü söylediğimiz sözü burada bir yazılım var gerçekten. Ve ben diyorum ki böyle yapın, ne kadar güzelsin deyin. Ne şahanesin, ne olağanüstü. Ay ne kadar harikasın, böyle yapıp söyleyin. Yani çünkü bu sistem sizde açığa çıksın ve bu sistemin zevki size ulaşsın manasında bir söylemim var öyle son zamanlarda. Şimdi mesela bu beden öyle bir beden ki mesela ben şeye bakardım, mesela Akses söylemlerinde derdi ki para ol. Allah Allah derdim, yani şimdi ben niye para olayım şimdi? Yani para ol çünkü olduğun şeyi tekersin. Ya kuantum alanda doğru. Yani para falan olacağını sevgili ol, yani sensin sen. Yani bütün Kur'an sensin, yazılım var sende. Bütün yazılım burada var, bütün bedende de var ama burada var, yani bütün o Adem'e. Ve sen sevgili ol, istediğini yap yani. İşte ama şöyle bir şey var. Şimdi hani bir çiçek nasıl açıyor, yavaş yavaş kendini veriyor. Hani böyle şimdi mesela söylediğinde şu aklıma geldi. Bundan 4 yıl önce birden bir gün içime dedim ki ben acaba kendimi seviyor muyum diye sordum. Yani sevgili ol, kendini sev, yani Allah aşkını tam biliyor muyum? Gerçekten Allah aşkını idrak etmiş miyim yoksa zannediyor muyum bunu diye içime sordum, kalbime sordum. Sonra birkaç yani orada zamanda da ben hiç kendimi sevmemekle ilgili bir durumum yok. Hani hep böyle şöyleyim, hayatla ilgili bir sıkıntım yok. İşte şöyle ailem var, işte böyle işim var, böyle kendimi beğenirim. Hani böyle bir sevmemekle ilgili şuramı sevmem, buramı sevmem gibi bir şeyim de söz konusu değil. Sonra bu soruyu sordum. Gece uykuyla uyanıklık arasında şöyle bir hani anlatılmaz diyorum, sen çok iyi bilirsin. Asla kendimi sevmediğimi fark ettim mesela. Çok sevdiğini zannederken ve hani Allah sevgisinin ne demek olduğunu bildiğimi bile zannederken ucundan bile farkında olmadığım bana idrak edildi. Hiç sevmediğimi fark ettim kendimi. Şok geçirdim. Yani sonra işte yavaş yavaş
Allah sevgisinin ne demek olduğunu bir zaman sonra, o deneyimden sonra, o deneyim anlatılmıyor ya hani böyle, nasıl şöyle oldu diyemiyorum, sadece bir idrak. Ama bir zaman sonra birlik bilinci, yani aslında hani bir sen var bir ben var, ama daha sonrasında hani bencilsin, ve kendini sevdiğini zannediyorsun ve işte, ama daha sonra başkalarına olan sevgin büyüdüğü zaman aslında her şeyin kendin olduğu ve birlik bilinci idrakı, hani bu böyle söylediği zaman mesela birisi hiç anlamayacaktır. Ama bu içten yükselen bir idraktır. İşte bu idraklar çıkmadan da demek çok güzel, ama hani bu böyle insan içinden açılan bir çiçek gibi, bir zamanı geldiğinde o şey, içten yükseldiğinde gelen bir şey gibi. Yani işte herkese bunu, bu alana geçmek, o kuantum alanın farkındalığı ve kendinin gerçekten nasıl büyük bir sevgi ve aşk olduğu, o alemlerin senden yayıldığı için, hani bunu böyle kelimeleri bile yok, senin nasıl bir büyücü olduğunu idrakı gelsin, ama işte böyle sen sevgilisin demek de yine çok güzel işe yarar. Ama içten isteyince de sorunca da gelir zaten diye Şimdi hissediyorum. sormana Çok da çok güzel gerek yok. Çünkü söyledin. senin yaratım programın, ah seni takvim. Senin Hı. yaratım programın sevgili. İşte o sevgiliyi açabilmek için o kendin olmayan her şeyi bir güzel bırakmış Evet, olman gerek. yani şey Yani gibi, öyle sen yani olmayan her şeyi bıraktıkça nefsanyetik, oluyor ya evet, o. Yoksa farkına nefsanyetik varamıyorsun. alanında olmaz, kötü, kıskançlık, şudur budur denilen her şeyi bir okey deyip, çünkü niye, yazılımda var, yani gerçekten yazılımda var. Ondan sonra bunlara bütün zuhur aleminde okey. Mesela bir kişi geliyor sana küfrederek, sen gerçekten onun yaratım programını biliyorsan, yani gerçekten yazılımını, haktan olduğunu biliyorsan öyle bakabilirsin. Veya o sırada sen ondan bir şey yapmak zorunda da değilsin yani, ama sadece ben mesela şuna çok şahit olmuştum. Yani öyle o manevi büyüklerin şunu yaptığını görmüştüm. Çok öfkeli ve çok sıkıntılı veya küfrederek gelen birine karşı gelip küfrettiklerini ve böyle olduğu zaman onun bütün yükünü aldıklarını da görmüştüm. Bütün. Ve gerçekten bu da bir başka yöntem yani. Ve çünkü Bir daha söyler misin? Küfrederek gelen biri ona var. mesela ben bir tane bir olay anlatayım. Bir gün bir yere gitmiştik. Bütün arkadaşlarım var. Bir işte Melami olan başka birileri var ve bir konuşma vardı. Hatta önümüzdeki biri dedi ki, yanındaki hocasına diyeyim, siz konuşursanıza dedi, yani çıkın. O da dedi ki, konuşuyorum, duymuyor musun beni dedi. Oradan konuşan da benim yani dedi. Tamam, okey. Derken çok şeriat ehli bir adam kalktı ayağa. İşte siz dedi, şöylesiniz, böylesiniz falan diye böyle bir öfkeyle kalktı. Benim manevi büyüğüm dediğim kişi kalktı, ayağa ona bağırdı. Ve ben o sırada onun ne yaptığını gördüm. Çünkü ona kızdığından değil, onu çok sevdiğinden ve onun üstünde en ufak bir yük bırakmadı. Çünkü bütün ağırlığı kendi üstüne aldı. Şimdi bu da bir başka bir oluş. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum. Hatta evvelden derlerdi ki, sen hayır de veya şey yap ama içinde sen olma. Ya Allah Allah derdim, bu ne demek yani? Hani dövene dilsiz gerek, sövene işte elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın dedi Yunus'un. Yani böyle bir hal var. Sen gerçekten Habibullah ve Ademiyet'e rağbet ettiğinde içinde ve okey dediğinde bütün yaptığın şeyler nefsinin seni tutmasından değil, olması gerektiği gibi ve bütün alemi rahatlatan bir şey haline dönüşüyor. Bu da bir başka bir zevk ve başka bir durum. Gerçekten bunu ben hayretle izlediğimi
biliyorum. Şimdi kaharla terbiye demişler. Kahar çok büyük rahatlık getiren bir şeydir. Yani benim kahar aktivasyonum var. Kaharı hiç korkmadan deneyimleyin. Nefsinizdeki bütün, çünkü kahar şu tepe şakranın esmasıdır. Ama tepe şakranın başka bir esması daha vardır. Kuddüs. El Kuddüs, Hakemin Abdi Kuddüs'ün diye Kuddüs esması da vardır. Ama kahhar ilk önce bütün nefse dengeler, Kuddüs'te başka şeyleri açar. Ben çünkü esmalarla ilgili çok da şey yapmak istemiyorum. Çünkü geçenlerde bir Aziz esması ile bir şey yaptım. Biraz bağırsak kanamasına neden oldu. Yani yapanlar çok kuvvetli oldu. Çünkü Adem'in azizi bu bedeni terbiye ediyor, etti. Yani başka bir yere soktu. O yüzden esmaları öyle söylemiyorum şimdi. Çünkü çok kuvvetli geliyor yani. Evet. Ben bir başıma gelen olayı anlatayım sana o zaman. Burada ben hiç öyle şey genelde çok böyle bunun tabii başıma neden geldiğini biliyorum. Nereye düştüm ve bunu nasıl alemime böyle güzel bir şekilde indirdiğimi biliyorum. Çok enteresan bir olay yaşadım ama tabii böyle sessiz kalarak sen de Allah'sın falan diye atlatmadım olayı yani. İşte bir hafta falan oluyor bu olayda başıma geleli. Bir tane lazer cihazı almıştım biliyorsun güzellik salonum var. Lazer cihazları da öyle çok basit paralar değil yani çok ciddi paralar veriliyor. Sıfır böyle iyi bir şey aldım ben de. Sonra aradan 3 ay geçti. Tam 3 ay önce aldım cihazı. Bakar mısın başıma gelen? Cihaz Oh. durup dururken kilitlendi. Firmayı aradık. Dedik ki yani biz tam işlem yaparken işlem sırasında cihaz niye kilitleniyor? Yani kapattı cihaz kendini. İçine bir güvenlik sistemi yerleştirdik dediler. Filtresi dolduğunda cihaz kendini kapatır dediler. Allah Allah dedim. Ben bu cihazı alalı 1 sene, 1,5 sene olmadı. Günde 10 kişiye de yapmadık. 6-7 kişiye kullanılan daha 3 ay olmuş bir cihaz nasıl filtresi dolabilir dedim ben. Güzel güzel anlatıyorum. Ondan sonra onlar da dediler ki siz bakar mısın? Yani hayat nasıl geliyor yani bu kadar gelemez. Yani normal bir şey değil bu. Yani siz bu cihazı ister kullanın, ister kullanmayın. 3 ayda bir filtresi değişecek. Filtre fiyatı da Oh. 3.750 lira. Her 3 ayda bir bana bunu ödeyeceksiniz dediler. Pardon dedim ben mi yanlış algılıyorum acaba? Güzel güzel konuşuyorum böyle hani insan gibi. İnsan olmayı dedim. Ondan sonra siz dedim bu cihazı satarken bana neden böyle bir şey söylemediniz? Hani ben bilseydim ki 3 ayda bir bu fiyatı ödeyeceğim, 3 ayda bir kullansam da kullanmasam da filtre değiştirmek zorundayım. Bu çok önemli bir detay değil mi dedim cihaz satarken bana bunu Tabii. söylemiyorsunuz ben bu cihazı almam. Hani kaç cihaz arasından karar verdim. Basit bir şey değil yani bunu almak. Ondan sonra böyle kusura bakmayın. İster bir de hani cihaz kendi filtre, sen kendi filtre falan değiştirmeye de kalkamazsın. Cihazın içine program yerleştirmişler. Nasıl bir para İşte. kazanma şeyi koymuşlar cihaza yani. Düşünebiliyor musun? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne Anladın mı? yaptın? Ne yaptım sence? Tabii ki hiç böyle şey bir tip olamadım yani Allah'ım işte. Ama bir kere şöyle bir şey var. Bunun başıma neden geldiğini fark ettim. Çünkü ben ondan bir zaman önce bir şekilde farkında olmadan bir kendimi kullandırma olayı yaşadım. Sistem de dedi ki bana sen kendini bu şekilde yaparsan seni de bu şekilde Doğru. kullandırırım ben dedi. Yani sen kendini yaparsan ben de sana yaparım. Ben bunu anladım ilk başta. Tamam anladım dedim. Ben bu olayı çözdüm. Hani benim başıma neden geldiğin idrakı geldi. Ama dedim ben burada şey yapamıyor. Yani güzel güzel konuştum ama olmayacak dedim yani. Ondan sonra dedim ki ben dedim siz kimle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz. Dedim yani sizin dedim eğer böyle bir şey varsa bana söylemeniz gerekiyordu. Gelip dedim cihazı hakkımı aramak zorun. Yani burada benim hakkımı orada yedirtmem. Ama Yedirtmeyeceğim. burada Çünkü bir her şey yerine yanlışlık ve yok her şey Hande. olması gerektiği Bunu gibi. yapmanda bir yanlışlık yok. Ve de dedim hani bunu ters bir şekilde bazı şeyler söyledim. Eğer dedim benim hakkımı söylemediniz. Ben dedim avukata da giderim.
Bütün dedim, bütün güzellik uzmanları Eskişehir'de ve bütün Türkiye'de olan gruplarda sizin ne yaptığınızı da paylaşırım. Bütün firmalarla paylaşırım. Kimseyi dolandıramazsınız bu şekilde diye. Bayağı bir şey yaptım. Ondan sonra bir gün sonra olay özür dileyerek gelip yaptılar. Sonra cihazı elimden almaya kalktılar. Sizde bir sorun yaşayacağız. Siz bu cihazı bana geri verin. Şimdi ben 3 ay önce almışım o cihazı. 3 ay sonra şu an çok daha farklı bir fiyatı var. 3.750 lira olmayacağım diye iyice dolandırmaya çalışıyorlar beni. Aldığım paraya geri vermeye çalışıyorlar falan. Vermeyince de bir gerildik falan. Dedim en sonunda ben bu cihazın kitlen 10 bin bakımı olur araba, şey arabaların diyorlar, fitresi değişmesi lazım. Arabanın 10 bin bakımı olduğunda araba uyarı verir. Kendini araba kitlemez herhalde dedim yani. Bir de hani arabayı 10 bin bakımında olur bu. Hani 3 ay sonra olmaz herhalde dedim böyle. Ondan sonra yani bayağı orada bir tabii gerildim falan ve olayı çözdüler sonunda. Yani özür dileyip çözmek zorunda kaldılar daha doğrusu. Ama orada hani mesela ben bir zaman bir bıçakla seninle canlı yayında da anlatmıştım. Birisi beni bıçaklayacaktı. Ve ben bir anda dedim ki böyle bir algı geldi birden. Ya onu yapan da hani Allah tamam böyle bir kabul verdim orada. Bıçaklanma şokla yaptım herhalde bunu. Ve özür dilerim ablacığım deyip kaçtı çocuk mesela. Şimdi orada bu işe yaradı. Bir şekilde bu algı geldi ama burada farklı bir şey vardı. Sistem diyordu ki Bence kendini de kullandırtmayacaksın. hep aynı Ve şeyi sana sahne diyeceğin halde ve geliyor. ezberden olmaz. Ve Aynı burada şey bunu yapman değil. Onun için lazımdı, orada anlattım. onu yapman lazımdı. Mühim olan senin mutmain olman. Yani bu kadar. Bu doğru oldu, bu bitti. Yok Ya çok bence mutmainim gerçekten. burada devamlı herkesin bir dervişan şeklinde durması gerekmiyor. Hayır. Burada sadece kendi doğru yapmışsın bence. Yani bizde bir laf vardır. Olan güzeldir. Böyle olmuş demek ki. Çünkü eğer orada senin seyretmen gerekseydi, sana seyrettirirdi özün. Seyretmen gerekmediği için seyrettirmemiş. Ve bu da çok, bu da habiplik. Evet. Öyle diyeyim. Yani bunun ayrı bir şeyi yok yani. Ben hiç öyle değil yani. Öyle anlaşıldığı gibi değil yani. İşte sen devamlı her şeye hayır demek çok büyük habipliktir. Şimdi ben orada tabii ki Kızdınsa kızdım ve kızdın. içimden Celal, böyle bir şey Celal çıktı ismi yani. bunu. Bak hiç sıkıntı yok ya bunlarda. İçimden böyle şeydim. Yani o tamam olursa olur ne olursa olur öyle şey değildim. İçimden gergin değildim ama davranmam gerektiği gibi davranıyordum. Hani içim böyle deli divane değildi. Hani içim rahattı, huzurluydu ama dışımdan davranmam gerektiği gibi davrandığım için şimdi yanımdaki arkadaşlar da iş yerinde hani ben de böyle hakikat konularını falan konuşuyorum ya. Hocalarını anlat Anlat. bakalım bunu. Ben de kızarım. Anlatabiliyorsan anlat böyle davrandığını. Anlat tabii ki hiç de bir şey değil. Ben de kızarım ve Tabii kızdığım ki. zaman da hiç geriye dönmem böyle. Hiç yani. Ve hiç de sorgulamam Aynen. dahi. Kızdığım anda. Yani hiç öyle şeye girmemek lazım. Yani yok öyleymiş, yok böyleymiş. Hayır, hiç gerek yok. Tabii her şeyin yeri ayrı. Aynen. Yani yapman, davranman Orada gereken şey o senin zaten yani her sen şeyde aynı özünü şey olmuyor. tamamsan orada onu yapman lazım, öbür tarafta seyretmen lazım, öbür tarafta muhabbet etmen lazım, öbür tarafta şöyle, bu sensin, sen Adem'sin. Hiç sıkıntı yok yani bunda. Şurada bir soru var. Allah'tan Evet. sakının ayeti midir şu anki durum? Hande Hanım Şimdi yazmışlar. Allah'tan, şimdi iki tane böyle bir ayet var. Şimdi bir tanesi diyor ki Allah'a güzellikle borç verin. Şimdi ben bu benim çok aklıma takılmıştı. Ya Allah'a nasıl borç veriyoruz? Veriyoruz, verdik bile. Bu aleme doğduk. Bütün esveli safiliğin denilen şeyi yüklendik. Yani gerçekten Allah Matrix'ini okuyana kadar borç verdik yani. Ve gerçekten biz eğer bir sıkıntıya, bir şeye eyvallah deyip Allah Matrix'inin ötesine çıkmayı öğrenene kadar öğrendiğimiz zaman evet sana borç verdim. Evet bu sistem bunu kullandı ve kendimi kullandırdım veya bilmem ne oldu. Onu yaptım, bunu yaptım ama sonunda bunun idrakına vardığım zaman, bunun bir sistem olduğunu fark ettiğim zaman hayır öyle yapmak zorunda değilim. Ve o zaman Allah ve melekleri Muhammed'e hizmet ederler. Evet. O zaman.
gerçekten. Buna sen nasıl bir eminsen, nasıl bir tamamsan, Allah ve melekleri. Adem'e değil bak. Senin o duruşuna değil ama Muhammed'e evet. Bütün sistem yani hizmet eder manası var. Şimdi ve o zamana kadar bunu fark edip, zevk edip gerçekten bunu gerçekleyebilecek, gerçeklemek ne demektir? Zuhur ettirmek yani. Bana göre senin bu yaptığın hiç yanlış değil. Gayet tamam. Öbürkünde de bu değil zaten ben biliyorum. Hiç yanlış gerçekten değil. Gayet tamam. Yani ezberden bir şey. Şunun için yani anlattım. Her durum ve her olayda yani anlatma sebebim her olayı hani o geliş yerine bazen de kendi alanını korumak ve orada dik durabilmek de önemli karşındaki yani sana, hani. Bak sen hı-hı. Habibullah'sın. Habibullah'san hepsine yani bu böyle şeker bilmem ne değil, ezik büzük bir şey değilsin sen. Değilsin. Hiçbir zaman da olman gerekmiyor. Ama bunu zevk ettiğin zaman zaten bunun artık sorgulamasını yapmazsın. Yapmadığın zaman da zaten böyle bir şey değil. Şimdi Allah'a borç verdik bedenimizi, çocuk işte doğduk ve gerçekten hizmet ettik. Şöyle yaptık, böyle yaptık, verdik yani. Bu sisteme bu borcu verdik ve sonunda bilincimizi başka bir noktaya getirdiğimiz zaman borcumuz biter, iş bitmiştir yani gerçekten. Ve o zaman o manalar bize hizmet etmeye başlayabilir. Bunu özümüz seçmiş, okey yani madem öyle yapmış yapıyoruz zaten. Bunu okumayı öğrendik, kendimizde gerçeklemeyi öğrendiysek, fark ettiysek, bütün bu kişiliklerden çıkıp evet sevgili olduğumuza ikna ettiysek. Yani ikna bu. Gerçekten ikna gerekiyor burada. Evet yani ben öyle yani öyle bir şey. İnşallah bu manayı daim yaşayanlardan oluruz. O zaman bu alemde nefes alıp verirken bu bedenin bütün hücrelerine ne güzelsin, ne şahanesin. Bunun egosal bir tarafı yok. Sen müthişsin, pürüzsüzsün. Veya mesela çok bütün deri, bütün deri zaten beyindir. Bütün bu beyine ne kadar kolajensin, o da olabilir yani. Hepsini söyleyebilirsin. Evet. Ve yani şimdi mesela parayla ilgili sormuşlar. Burada şeyde akışta gördüm. Şimdi paranın enerjisi tabii hepiniz bir altına bağlı. Altın senin bedenin. Senin altın bedenin var. Yani aslında sen kendinden istiyorsun bunu. Adem bedeninde zuhur etmek için bunu çok da şey yapmıyorum. Çünkü ben çok kuvvetli yaptırdığım için beden çok hızlı aktive oldu. Ama Aziz esması yani en alt şakra. Bunu Zoom'da başka türlü anlatacağım. Yani bunu hayal edip oradaki bedene yapın, bu yavaş yavaş buraya geliyor. Çünkü neden? Enerji bedeninde yaptığın bir değişiklik, bunu şeyde göstermiştik. Mesela normal bu bedeninden eğil, en altta dokunabileceğin yere kadar dokun. Derken gözünü kapa. Gözünü kapattığın zaman eğil kalk, eğil kalk, eğil kalk. Kendini jimnastikçi gibi gör. Sonra aç gözünü, yere kadar dokun, daha ileri dokunabiliyorsun. Bu şunun ispatı için yani enerji alanında yaptığın bir değişiklik buradaki alana tesir ediyor. Bunu zihnin senin görmesi için. Şimdi o zaman o bedende ben bunu yaptıracağım. Çünkü burada yaptırdığın zaman gerçekten hani o insanların peşinde koşmam lazım. Yani dur bakayım sana ne oldu falan gibi, bir rahat dur bir sakin ol, dur bir şey yok falan gibi. Veya oraya Nur-u Muhammedi, çünkü ben Nur-u Muhammedi dememin sebebi şu, bu yazılımın atom altı gerçekliği foton, doğru mu? Foton olan şey de kuantum alan, doğru mu? Fotonun altı kuantlar, yani kuantum dolaşıkları, kuantum dolaşıklarından dolayı ben sana şu anda bağlıyım zaten, ben
Obama'ya da bağlıyım. Bütün bu ışık kuantum dolaşıklarından dolayı galaksilere de bağlıyım. Bütün bu enerji sistemi böyle. Kuantum fiziği bu. Bu bedenin, bu atom bedenin bir altı, atom altı. Hücreden çünkü bakılıyor. Ama onun altında işte nötrinolar var. Onun altında Esma-ül Hüsna var. Ve nur var. Esma-ül Hüsna'nın altında, yani Adem'den önce ben yaratıldım dediği Hazreti Muhammed'in, benim nurum var dedi. Nur-u Muhammedi var. O yüzden Nur-u Muhammedi mesela bedeninizde, bu var sizinle beraber. Bütün başınıza. Ben mesela geçenlerde böyle bir şey yaptım. Bütün Adem'li, bütün Nur-u Muhammedi'yi katladığınız vakit bu başka bir yere gidiyor. Yani veya rahatsızlığınız olan şeyi, parmağınızı koyun, Nur-u Muhammedi'yi gör orada. O hareket başlasın, o seni iyileştiren bir şey. Şimdi bunu niye anlattım? Unuttum bir güzel. Hadi. Yani kuantum alanın, kuantum fiziği denilen fotonlar ve kuantlarla olan fiziğin bir ötesinde Esma-ül Hüsna var, bir ötesinde nur var. Esmalar var. Nur. Nur ismi var. Yani nur, Nur-u Muhammedi var. Bu senin hakikatinde var. İster bu bedenim inansın, ister bu bilincim inanmasın, var. Yani ha, o zaman şimdi bu bana evet şifa olur, doğru. Ama buradan bir bilince varırsak, ben bu beden değilim, ben Nur-u Muhammedi'yim veya işte Nur-u Muhammedi de değil, Habiballah olduğunu fark edersen, çok zevkli bir hayat seni bekliyor olabilir. Çünkü hücrelerin sen ne dersen ona okey diyor. En ufak bir şüphe koymadığın zaman, sen ne dersen bu manyetik alan buna tamam diyor. Zaman istersen, yani para ol, para olmana gerek yok. Aziz ismiyle olur o. Yani en alt şakran zaten kocaman olur, kocaman. Yani çok büyük bir beden bu, çünkü Adem bedeni de öyle çok büyük yani gerçekten. Biz de burada böyle bir çip gibi bu bedenlerde böyle bir durumumuz var. Bu neşeyi buraya yansıtabiliriz diye, böyle bir rağbet edebiliriz diye düşünüyorum. Bu kendi özümüze, bizim kendimizi sevmemiz, ya yaratan yaratım noktasından nasıl bir harika bir şey yapmış. Ya wow, ne kadar güzel olmuş bu demeye başlamanız. Her türlü haliyle, her türlü yani bütün işleyişiyle. Burada hakkı oraya teslim, yani ne kadar güzel olmuş. Kendinizi sevmek, bu egosal bir şey değil. Ne güzel olmuş bu demeye başlamak ile alakalı. Böyle bir şey. O bu ademiyetinizi fark edince, ne şahanesin sen, nasıl bir güzelsin, nasıl bir mucizesin, mucize sensin. Sen, Nurullah abiye demişler, mucize göster yürüyorum demiş. Şimdi gerçekten, çünkü kendisinin mucize olduğunu biliyor, yani ne kadar güzel bir şeysin. Ve mucize de acizeden doğar. Yani aciz ismi ne zannederiz biz beşeri sistemde. Ama diğer sisteme geçtiğimizde mucize benim deriz. Evet. Oo, ne güzel olmuş. Bak ne şahane. Oo, harika. Yani regaib böyle bir güzellik olduğunu düşünüyorum. Kendinin gerçekten potansiyelini keşfetmeye rağbet etmek, başlamak ve en sonunda işte ademiyetini, ruhunu, işte şakralarını, enerji alanlarını, doğru. Ama en sonunda ben söylüyorum, Habibullah'sın. Hadi oradan devam et. Yani sen muazzam güzel bir şeysin. Şahane bir sevgilisin. Habibullah'sın. Yani Allah sisteminin Habibi sensin. Ha. Hadi. Bakalım nasıl oluyor. Yani. Muhteşem, çok güzel. Küçük bir aktivasyon yaptırabilirsin. İstersen arkadaşlar istiyorlar. Yaptırayım. Yani şöyle, o zaman herkes gözünü kapasın.
ve alnına, yani frontal lobuna Adem ismini yazsın. Ve Adem ismini ışıklı bir şekilde yazsın. Bu ışıklı Adem ismi büyüsün. Kocaman olsun. Bu oda kadar olsun. Bulunduğu oda kadar bir Adem ismi var. Işık ışık yanıyor. Ve bütün Adem ismini memleketimiz kadar büyüsün. Dünya kadar, galaksiler kadar büyüsün. Ve bu Adem ismiyle birlikte nefes alıp versin. İçinde kalsın. Bütün alem Adem'in içinde. Adem ismiyle tekrardan bu odaya gelsin. Ve beyninin iki lobuna Adem ismi yazsın. Ve alnına, bu sefer Nur-u Muhammediye'yi değiştirelim. Nur-u Muhammediye yazsın. Beynimizin iki lobu da Nur-u Muhammediye, Habibullah ve Hak ismiyle hareket ettiğini, ışık ışık İki topun, Nur-u Muhammedi topunun Habibullah ve Hak ve ışık DNA'larla birlikte beyninin iki lobunu da hareket ettirdiğini şu anda görelim. Epifiz bezinden hipofiz bezine bir Nur-u Muhammedi ışık DNA Habibullah suyu akmaya başladı. Hipofiz bezinden vagus sinirine, vagus sinirinden bütün hormonal sistem ışıl ışıl yanmaya başladı ve biz bunu seyrediyoruz şimdi. Ve bütün DNA'larımız, RNA'larımız, her hücrede var olan DNA'larımız, Nur-u Muhammedi, Habibullah, Hak ve ışık DNA oldu. Bütün hücrelerimiz. Hücrelerimiz bütün boğazımızdan, iki soluk borumuzdan, yemek borumuzdan, kalbimize ve kalbimizde muazzam genişledi. Ve karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalak ve bütün bağırsaklar ve bütün damar sistemimiz, cinsel organımız, bacaklardan aşağı, Nur-u Muhammedi, ışık DNA ve Hak, nur suyu akmaya başladı. Yeryüzünün derinliklerine kadar gitti ve orada en derinlerdeki muazzam billur gibi bir denizden de buraya çekmeye başladı. Adem bedenimiz ve Nur-u Muhammedi, ışık DNA ve Hak, nur suları bütün şakralarımızda dönmeye başladı ve bütün başımızı kapladı Nur-u Muhammedi ve bütün auramız şimdi Nur-u Muhammedi, ışık DNA ve Hak oldu. Bu muazzam güzel enerji, muazzam büyüklükte dönmeye başladı. Bütün ülkemizi tekrardan dünya kadar, galaksiler kadar oldu. Sadece nefes alıp verip Nur-u Muhammedi, ışık DNA, Habibullah,
ve hak bedenimizi seyrediyoruz. Tek bir vücut, tek bir güzellik, muazzam bir güzellik. Bu nur bütün her bir zerreye şu anda hepsini döndürmeye başladı. Ve bizim bütün hücrelerimiz ve bütün boyutlarda ve zamanlarda olan bedenlerimiz Nur-u Muhammedi, Habibullah, Işık DNA ve Hak ismiyle dönmeye başladı. O bedenlerimize de fark etmeye başladık. Bir dakika bunun içinde kalalım. O bedenlerimize de selam edelim. Ediyoruz zaten. Nefesimiz genişledi. Bu nur her noktayı muazzam sevgiliye dönüştürdü. Şimdi enerji akıyor, o yüzden durduramıyorum. Ya Habiballah, rahat hissettiğiniz zaman gözlerinizi açın. İyi misiniz? Vay. Hissettin mi? Ya işte şöyle söyleyeyim, o kadar yani direkt görüyor biliyorum bazen. Bütün dünyanın üstüne her yere parıl parıl parıl, hani şöyle periler şöyle toz atarlar, böyle ışıl ışıl oluyor. Bütün dünyanın üstüne böyle aktı 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 aktı, her yer peri tuzu gibi böyle ışıltılarla kaplandı gibi oldu. Yani işte mesela ben şunu yaşamasam, hani mesela bir yerlerde duydum, işte bu DNA aktivasyonu mu olur, işte başka bir üstad falan, işte böyle bir saçmalık mı olur falan gibi şeyler duydum. Ondan sonra yani işte sen dersen olur, neye inanırsan o olur, bu kadar basit, ol dersen olur ediyor. Yani. Elimin içinde var yani şu anda. Ve biz beraberiz, evet, şu anda evet. Hep beraberiz, hiç şüphem yok, öyle. Aynen, benim de hiç şüphem yok, o kadar güzel oldu. Ve hani böyle gözünü kapatıp da görü ya da hayal ya da arka planda görmek değil. Net. Net.
Net yani. Çok güzel Ben teşekkür, gönlüne teşekkür sağlık ederim. arkadaşım. Bugün bana son dakikada bu yayını birlikte yaptık. Ben çok istedim. Nasip Çok şükür. nasip. Nasip oldu, çok şükür. Ben de Tamam. hemen Zoom'a yetişeyim. Öpüyorum Herkese güzel sizi. İyi geceler. geceleriniz olsun. Sevgili Can olarak dostlarım, kalın. iyi geceler Öpüyorum. diliyorum.